Videoda Linux üzerinde FreeCAD programını kullanarak şekildeki 3D nesnenin çizimini yapacağız arkadaşlar. Yeni bir proje oluşturacağım. Bunu daha önce çizmiştim. Close all diyorum. Buradan yeni bir sayfa açıyorum. Buradan Part Design seçiliyorduk arkadaşlar. Buradan Tasks kısmından Create Body diyoruz. Create Sketch diyoruz. X-Y planında çalışacağız. OK diyorum. Ve buradaki plan görülen şekilden başlıyoruz. Ve şu mouse ile işaret ettiğim kısımdan çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu alt kenar 26 milim. Burası da buradan alırsak burası da 26'ya 26 olacak. Polyline kullanarak çizmeye başlıyorum. Mouse sağ tuşuyla çizmeye bakıyorum. Bu iki noktayı birleştirmem gerekiyor. C kısa yoluna tıklayarak bu nokta ve bu noktaya tıklıyorsanız otomatik birleştiriyor. Ya da buradan bu nokta işaretini seçip de yapabilirsiniz. Şimdi bu kenarı düzleyeceğim ve bu kenarı düzlemem gerekiyor. Burası kaç olacak? 5 milim olacak. Onun için hata ölçü için Shift H 5 milim diyorum. İki ölçü için Shift V'ye basıyorum ve 26 diyorum. Tekrar yatay ölçüye geçiyorum. Shift E'ye basıyorum. Burası da 26 olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları düzenlemek gerekirse bunu da buraya çekelim. Şu an çizimimiz tamamlandı. Close deyip çıkıyoruz. Şuradan herkes alacak çizimimizi. Buradan pad oluşturacağız. Pad'in genişliği buradan bakarsanız 53 milim arkadaşlar. 53 diyorum. Ve şuradan çizim alacak daha iyi. Buradan simetrik tutup bileğim olacak. Buradan OK diyoruz. Ve şimdi bu kısımları yapmak için de bu taraftan tekrar başlıyoruz. Onun için dörtgen aracını kullanacağız arkadaşlar. Şuradan ölçüsü ne olacak? 5'e 11. 5'e 11 olacak arkadaşlar. Shift E'ye basıyorum. 5 diyorum. Shift Z'ye basıyorum. Bu kenarı seçiyorum. 11 diyorum. İstekle çıkıyorum. Shift'i biraz taşıyayım. Düzelteyim. Şimdi arkadaşlar bu şekli bu köşeye sabitlemem gerekiyor. Bunun için bu köşede bir nokta açacağım. Bu sembolü tıklıyorum. Şuradan noktayı yakalıyorum. Escape'e tıklıyorum. Sonra buna tıklıyorum. Bu iki köşeyi birleştiriyorum arkadaşlar. Escape'e çıkıyorum. Close diyorum. Mortal'a geliyorum. Escape'i seçiyorum. Buradan Create a Puppet diyorum. Shift tuşuna basarak farenin sağ tuşuyla beraber şekli hareket ettiriyorum göreceğim şekilde. Type'dan Throw All'u seçiyorum. OK diyorum. Ve şimdi aynı bunu bu tarafta da yapmam gerekiyor. Bu şekilde bakarsak buradan simetrini alacağız arkadaşlar. Bunun için Puppet'i seçiyorum. Buradan Create Mirror Feature diyorum. Ve buradan Vertical değil, Horizontal Axis diyorum. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde burada oluştu. Buradan OK diyoruz. Bu kenara bakıyoruz arkadaşlar. Bu kenarda bunun simetri olmuş. Tamam. Şimdi
şeklimize bakacak olursak buradaki çıkıntı yapmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yaparız? Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bu kenarı aktif edelim. Kenarda çizme başlayalım tekrar. İkisinde bir dörtgen daha oluşturup bunu öne doğru ekstrüt edersek bu çıkıntıyı almış olacağız arkadaşlar. Şimdi bu kenarın uzunluğu Shift D'ye basıyorum. 7 milimmiş. Bu kenarın uzunluğu Shift D'ye basıyorum. 26 milimmiş. Pardon. 16.7 idi orası. 16.7. Evet. Şimdi bu şekli bu köşeye birleştirmem gerekiyor. Bunun için yine bu tuğru kullanıyorum. Buradan köşeyi yakalıyorum. Escape'le çıkıyorum. Noktaya tıklıyorum. İki noktayı birleştiriyorum arkadaşlar. Seçebilirsin. Seçtim. Şunu şöyle seçelim. Tamamdır. Close diyorum. Şimdi burada bunu seçiyoruz. Tekrardan buradan Feather Selected Sketch diyoruz. Şimdi bu tarafı değil de bu iç tarafa doğru olması gerekiyor. Burada Reversed olması lazım. Buraya da 26 mm dersek istediğimiz görünümü şekli elde ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, aynı şekil oldu arkadaşlar. Şimdi bunun mirror'unu almamız gerekiyor. Yani bu tarafa aynısını almamız gerekiyor. Buraya mirror diyoruz. Vertical değil, horizontal diyoruz. Aynı şekilde burada da oluşturuyoruz arkadaşlar. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde oluştu. Şimdi ne var? Bu ortada bir delik var arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için ortaya aktif ediyorum. Oradan bir skeç başlatıyorum. Yani şuradan dörtgen ağzını kullanarak şöyle bir çizim yapıyorum. Bunun uzunluğu 17. 17 mm kareymiş. Evet. Oradan diyoruz. Ölçüyü alıyoruz. Shift ve yapıyoruz. Onu gidiyoruz. Ve şu eşit aracıyla kenarı seçelim. Ve eşit değil. Tamamdır. Buranın buraya uzaklığı 7 milim. Buranın buraya uzaklığı 11 milim. Şimdi bunu ayarlamamız lazım arkadaşlar. Bunun için ilk olarak şuradan nokta alıyorum. Sonra Shift E'ye basıyorum. Buradan buraya diyorum 7 milim. Düzeltelim. Şimdi Shift V'ye basıyorum. Buradan diyorum. Pardon. Buradan diyorum. Buraya 11 mm. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bunu ayarladık. Bunu close diyorum. Şimdi şeklin arka tarafına geçmem gerekiyor.
Şimdi buradan yeni bir sketch açıyoruz. Ve buradan tekrar model sekmesine geliyoruz. New World'un üstüne gidiyoruz. Ve Space tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan bu şeklin aynısını bir de arka tarafından çizeceğim. Üstünden çizim yapacağım arkadaşlar. Bunun için buradan ve buradan işaretledim bu aracı kullanarak. Ve sonra geliyorum buradan böyle yapıyorum. Sonra bu araçla bu iki noktayı birleştiriyorum ve aynısının arka tarafına aynı şekilde bir tane daha yapmış oluyorum. Close'a çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan Create a Puppet with Selected Sketch diyorum. Buradan izometrik görünüşe geçiyorum. Ve arkadaşlar buradan 26 milim veriyorum. Gördüğünüz gibi şeklimiz tamamlanıyor.